Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve basınımızın çok kıymetli temsilcileri. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz sonra daha detaylı bir sunum yapacağım. Okuduğu eser Türkiye birincisi olmuştur. Sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle size öğrenci sayısıyla ilgili 2002-2020 sayımız, bugünkü sayımız 69.356. Laboratuvar sayımız 210 iken bugün 1095 laboratuvarımız var. Günümüz değeriyle bu yaklaşık 6 milyar TL. Günümüz değeriyle yaklaşık 8 milyar 645 milyon. Şanlıurfa tabii daha yaklaşık 800'ün aşan bir öğrencimizden bu kısma ulaşmamıştım ama bir öğrenci sayısı olması birçok ilimizin nüfusundan fazla. Öğretmen Akademisi çok önemli bir yer olursa Urfa'da Öğretmen Akademisi'nin kurulması, öğretmenlerimizin meslek iç eğitimlerinin ve eğitim seviyenin artırılması hususunda bizim çabalarımız olmuştu. Şu anda da burada da yönetişlerle gördüğü mesleki teknik liselerle ilgili bizim ciddi gayretimiz var. Türkiye'de bu okulların yaşatılması önemli. Bakanlık nezdinde her ne zaman girişimde bulunursak sağ olsun gerek Maliye Bakanlığı ve gerekse Milli Eğitim Bakanlığı bu hususta bizim taleplerimize olumlu cevap veriyorlar. En son yine Haziran Maliye Bakanlığı'nda Şimşek geldiğinde bu talebimizi ilettik. Yani ağır etkisi olmasa da bakıl yine bir zam artışı veriyor. Bugün ilimiz için önemli, değerli bir toplantı için, bir buluşma için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bu toplantının fikrini ortaya koyan ve katılımlarıyla da bize her alanda olduğu gibi en başta eğitim alanında büyük destek sağlayan Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Bekir Bozdağ Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Zira ilimizde başlattığımız eğitim rüzgarının, eğitim atılımının kendilerinin de sağladığı üstün destekle çok daha güçlendiğini görmekteyiz. Bu toplantı da bunun bir işaretidir. Aslında bu bir istişare toplantısıdır. Değerlendirme toplantısıdır. Eğitimin öncelenmesi ve birinci öncelik olarak duyurulmasının da sözde kalmadığının yeni bir göstergesidir. Bu toplantıları diğer sektörlerde de, diğer hizmet alanlarında da tekrarlayacağız. Bu toplantının ikincisini sağlıkla ilgili konularımıza ilişkin gerçekleştireceğiz. İnşallah bu tabi kaldığımız üzere her ay bir kurumumuzun çalışmalarını masaya yatırmış olacağız. Amaç, ilimizdeki birlikte çalışma ruhunu, biz kültürünü ve ortak aklın üretilmesindeki gücü, kapasiteyi birleştirmek ve en iyi şekilde bunu yükseltmek istiyoruz. Her alana odaklanarak ilimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde tespit edip fotoğrafı doğru çekip, doğru keşisinin üzerine de hızlı çözüm önerileriyle gitmek istiyoruz. Burada sunumu gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürümüzü ben de tebrik ediyorum. Görüldüğü üzere 20 yılın üzerindeki periyotta Şanlıurfa'daki eğitimin merhalelerini kat ettiği aşamaları, gerek fiziki kapasitenin güçlendirilmesi, eğitim yatırımları, gerekse eğitime ilişkin diğer temel göstergeler kapsamındaki ilerlemesini gördük. Müthiş bir gelişme ve atılan adımların sonuçlarının alana yansımaları çok net olarak ortaya kondu. Ancak Şanlıurfa'daki öğrenci sayımızın da buna paralel olarak yüksek bir hızla artmış olması nedeniyle hala yetişemediğimiz alanlar olabilir. Ama öyle bir durumdayız ki tam bir teşhis konulmuş durumda, eğitimle ilgili tüm göstergeler kontrol altına alınmış durumda ve büyük bir çalışma temposu yakalanmış durumda. Özellikle uygulamaya koyduğumuz ve geçtiğimiz haftalarda açılışını da gerçekleştirdiğimiz, tanıtım toplantısını gerçekleştirdiğimiz başarı izleme geliştirme projesi de tam da bu burada konuştuğumuz konuları gündemine alan, mesele edinen, kafa yoran ve gelişmeleri o kapsamda ayrı periyotlarda izleyen bir mekanizma oluşturmuş durumda. İşte bu mekanizmanın öncüleri de
yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz çalışma grubu, ARGE çalışanlarımız, kaymakamlarımız, ilçe kaymakamlarımız, ilçelerde bu projenin yürütücüsü pozisyonunda, destek pozisyonunda başta Büyükşehir Belediye'miz, üniversitemiz ve bütün ilçe belediyelerimizle maddi kaynak sarf ederek bu çalışmaya hız kazandırıyor, güç kazandırıyor. Sözün özü itibariyle baktığımızda bugünkü buluşma Şanlıurfa için yeni bir milattır. Biz basına açık bölümünde biraz sonra Sayın Bakanımız sizlere hitap edecek. Konuşmasının devamında masaya geçeceğiz ve kapalı bir oturum olarak istişaremizi gerçekleştireceğiz. Amaç sizleri de dinlemek, eğitimin içinde bulunan eğitimin gerçek aktörlerini ve paydaş kurumlarının görüşlerini almak, doğru yolda sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Proje tabanlı ve hükümetimizin eğitim politikasının birebir uygulayıcısı olarak burada bizler, proje tabanlı çalışmalarla hedefe odaklanıp Şanlıurfa'nın eğitim skalasındaki göstergelerini çok daha yüksek seviyelere taşımak istiyoruz. Bunu yaparken bütün sayın milletvekillerimizin, belediyelerimizin, yereldeki siz, diğer paydaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın da güçlü desteğine ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve en başta da bütün velilerimizin Şanlıurfa adlı çalışmaların farkına varıp desteğini arttırması, çocuklarına sahip çıkma, onların geleceğini hazırlama konusunda daha üstün bir destek sunmasını da bekliyoruz. Tabii ki son sözüm yine eğitimcilere, eğitimde asıl aktör eğitimin beşeri sermayesi olan siz, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizdir. Her şey sizde başlıyor, sizde bitiyor. Sizin yüreğinizde ve vicdanınızda başlayan bu süreç, özellikle bir yapının aşıladığı bu yüksek motivasyon ve çalışma arzusuyla istekli eğitim ortamlarının oluşturulması konusunda Şanlıurfa'yı örnek bir noktaya taşıyacaktır. Ben sizlere bunun için en başından itibaren güvendiğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşim, tabii bu toplantı Sayın Valimiz İlmi Eğitim Müdürlüğü'nde gayet güzel ifade ettiler. Esasında Şanlıurfa'da yeni bir anlayışın ilkidir. Biz hep söylüyoruz, eğitim bizim birinci özelliğimiz. Ve Şanlıurfa'da da değişmez, değiştirilmez birinci gündemimiz eğitim olacaktır. Sürekli eğitimi daha iyi nasıl yapabiliriz? Eksiklerimiz nelerdir? Bunları nasıl tamamlayabiliriz? Yanlışlarımız varsa bunları nasıl düzeltebiliriz? Ve sürekli iyileştirme, geliştirme, daha iyi götürme konusunda bir gayretin, bir çabanın içinde olacağız ki Şanlıurfa'daki bu muhteşem potansiyeli ülkemizin katma değerine dönüştürmek, hem Şanlıurfa'ya hem de ülkemize kazandırmak için gerektiğini yapmak son derece kıymetlidir. Biraz önce Milli Eğitim Müdürümüz gerçekten başarılı bir sunum yaptı. Kendilerine buradan yürekten teşekkür ediyorum. 2002 ile bugüne gelen bir kıyaslamayı yaptık. Ama inşallah bundan sonra 2024 ve gelecek sene yaptığımız toplantıda 2025'in mukayesesini yapacağız. Bugün neredeyiz? 2025'te nereye gelmişiz? O zaman istişarelerde önerilerinizi, tavsiyelerinizi aldığımızda bu öneriler, bu tavsiyelerin kaçını yapmışız, kaçını yapmamışız? Yani bir nevi eğitimin Şanlıurfa'daki aktörlerinin Şanlıurfa'ya hesap verebildiğini de artıracağız ve Şanlıurfa'nın bütün eğitim paydaşlarıyla bunu paylaşacağız ki bulunduğumuz noktadan yarın bir adım ileri gittik mi gitmedik mi? Kendimize bakacağız ve bunun değerlendirmesini beraber yapmamız lazım. Sadece öyle bir toplantı inşallah İl Milli Eğitim Müdürümüzün öncülüğünde valimizin riyasetinde ilçelerde de benzer toplantılar yapılar. Milli Eğitim'in bugünkü durumunu tespit ederek gelecek sene Ahen Lisesi'nden kaç kişi üniversiteye girdi? Bu sene ilkini yapacağız. Bütün bunlar kayıt altına alınarak. Bir sonraki senede kaç kişi girdi? Bir önceki senede, bir sonraki sene hem üniversitelerin nitelikleri, bölümlerin nitelikleri, hem öğrenci sayısı, matematik ortalaması, Türkçe ortalaması, diğer ders ortalamaları.
Türkiye ortalaması kaç, bizim okulun ortalaması kaç, tüm bunların hepsini takibi alacağız. Niye bizim ortalamamız Türkiye'nin altında, o okulda niye altında? O zaman tüm bunların hepsini büyük bir takiple biz başarıyı beraber yapabiliriz. Eğer diyelim matematikten Türkiye ortalaması, tam şu anda da tam bilmiyorum, sizler daha iyi bilirsiniz. 5 ise bir okulda, 1 ise öğreneceğiz. Niye 1? Niye biz 5 yapamıyoruz? Burada da matematik öğretmenimiz var. Biz bütün bunların içeride durarak yeni dönemde Şanlıurfa'nın şu anda 78 olan YKS giriş sıralamasını bir sonraki sene hiç yapamazsak 70'e gel. Gönlümüz arzu ediyor ki 60'a, 40'a, 30'a daha aşağıya gidilmek, bunu aşağı doğru çekme konusunda büyük bir çabanın hep içerisinde olur. Ben de bize takip edeceğim, Sayın Valim de takip edecek, bakanlık da takip edecek mutlaka. Hep beraber biz başarıyı takip ederiz ve bu başarıyı daha üst noktaya taşıyarak bir adım atmanın heyecanı içerisinde olursak, ben Şanlıurfa'da çok güzel işler olacağını yürekten inanıyorum. Müthiş bir zeka potansiyeli var Şanlıurfa'lı yavrularımız. Müthiş bir heyecanları var. Müthiş bir özgüvenleri var. Ben bu potansiyeli biz öğretmenler olarak, eğitim camiasının kıymetli aktörleri olarak size bunu iyi istediğiniz zaman, ben Şanlıurfa Türkiye'nin her yarışında, biraz önce değerli hocam ifade etti, nasıl Harlan'daki evladımız Türkiye'de birinci oluyorsa, ben Şanlıurfa'dan her alanda birincilerin çıkacağına yürekten inanıyorum. Biz yaparız. Bu potansiyel Şanlıurfa'mıza, yavrularımıza, öğretmenlerimize, eğitim kurumlarımıza hepsinde var. Yeter ki bu potansiyeli bundan sonra daha iyi bir noktaya taşımak konusunda el birliği, güç birliği içerisinde hep beraber olalım. Bütün okullarımızı da ben kendim de her sene bizzat takip edeceğim. Valimize, A okul, LGS'ye girişte kaç kişi olmuş? B okul kaç kişi olmuş? Hepsine bakmamız lazım. Niye öbürü 3 soktu da öbürü 2 soktu, öbürü 10 soktu, 12 tane öğrenci girdi, öbüründe az girdi. Bütün bunları birlikte ele almamız lazım. Çünkü Şanlıurfa'da İstihdam sorunu çözmenin de iyi kalitesi eğitim sorunu çözmektir. Eğer biz yavrularımızı iyi üniversitelere, Türkiye'nin üniversitelerdeki bölümlerine soktuğumuzda onlar iş bulma konusunda daha rahat olacaklardır. Ve daha nitelikli işlere girme imkanı bulacaklar ve daha iyi noktalara hem de gelecektir. Eğitimde Şanlıurfa'nın potansiyellerini değerli il müdürümüz gayet güzel ifade etti. Gerçek sayısından, okul sayısına, öğretmen sayısından, öğrenci sayısına ve materyallere kadar ve görüyoruz ki Şanlıurfa'mızda büyük bir değişim var. Şimdi bu değişimin başarıya yansıtma zamanıdır. İnşallah yeni dönemde Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere ilçe belediyelerimizle hep beraber el ele vermek suretiyle üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin yardımcı ders kitaplarında, daha doğrusu sınava hazırlık kitaplarında, LGS'ye hazırlanan çocuklar içinde LGS hazırlığında yardımcı olacak kitaplar konusunda belediyeler büyük bir destek ortaya koyacaklardır. Biz de bu desteğin takipçisi olacağız. Okul müdürlerimiz de bizim takipçimiz. Bir şey sıkıntı olduğunda, giderilmediğinde bizim haberimiz olsun. Kim gidermiyorsa biz onun gerekeni yapar ve bu konudaki taahhütleri hayata geçirme konusunda kararlıyız. Eğitime destek konusunda kimsenin mazeret üretmeye hakkı yok. İmkanımız varsa vereceğiz. Yoksa imkan bulacağız, imkan üreteceğiz. O desteği mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Yeni dönemde bu çalışmalarımızı daha iyi bir noktaya beraber taşıyacağız. Yani gerçekten Şanlıurfa 5000 derslikten bu rakamları yuvarlayarak söylüyorum. Detayları gördüğünüz 22.000 dersle çıkarken
8000 öğretmenden 34000 öğretmene çıkarken, sıfır akıllı tahtadan 14000 akıllı tahtaya gelirken, 9 tane pansiyondan şu anda 90 küsür pansiyona ulaşırken, 1500 yurtta kalan öğrenciden yaklaşık 20000 yurtta kalan öğrenci kapasitesine ulaşırken, yaklaşık 10 tane skordan işte sayısı yansıtları gördüğünüz, yani 90'a varan daha 100'ü de geçti. Sizin rakamı 200 kaç dediniz? 202 spor alanına kavuşurken altyapıda önemli değişiklikler hep beraber görüyoruz. Ama bir şey daha var Şanlıurfa'da. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Şanlıurfa kırsal mahallelerinden şehir merkezlerine çok ciddi bir göç alıyor. Bir yandan refahın artması, öte yandan şehrin imkanlarının daha cazip olması, vatandaşlarımızın şehirde yaşamayı tercih etmesi nedeniyle Şanlıurfa dışarıdan başka illerden çok az göç alırken kendi kırsal mahallelerinden şehir merkezlerine çok ciddi göç alıyor. Örnek olsun diye söylüyorum. Karaköprü ilçemizin 2014 nüfusu yaklaşık 100 bin civarındayken bugün Karaköprü nüfusu 277 bin olmuş. Bunun sadece doğumla artan bir nüfus olmadığını hepimiz görüyoruz. O nedenle okul planlamaları yapılırken göç akışının hangi ilçelerimize yoğunluğun nerelere olduğunu, bir yandan doğum, bir yandan okula başlama kısmı elbette çok kıymetli. Tüm bunları da Milli Eğitim Müdürlüğümüz valiliği önceliklendiriyor ve hesaplarını ona göre yapıyorlar. Ama bir şeyi burada altını çizmekte fayda görüyorum. Okullaşma oranında hem okul öncesinde 2000 küsürden 69 bine gelirken ilk öğretim zorunlu olmasına rağmen Reyans'ta da gördük. Şanlıurfa'da ilk öğretimde dahi okullaşma oranının çok düşük olduğunu gördük. Yıllardır. Orta öğretimde ise neredeyse Türkiye ortalamasının çok çok altında bir noktada kaldığını görüyoruz. Ama şu anda baktığımızda okul öncesinde çok iyi bir noktaya geldik. Daha ileri adımlar atacağız. Ve ilkokul, ortaokul kısmında da çok çok ileri bir noktadayız. Ve toplamda baktığımızda orta öğretimde de %80 civarında bir okullaşmamız var. Tabi bir kısmı açık bir seviyede gidiyor. Onu da korsanız bu rakam daha da yükselecektir. Ama bu bir gerçeği gösteriyor. Şanlıurfa'mızda örgün eğitime devam eden yavrularımızın sayısını yeni dönemde güçlü bir şekilde artırmışız. Gelecekte de bunu daha ileri bir noktaya beraber taşımamız lazım. Biz Türkiye'nin evlatlarının en az lise mezunu olması için zorunlu eğitimi 12 yaşa. Bunu yaparken bir yandan amacımız erken evliliklerin önüne geçmek, bir yandan amacımız kız çocuklarımızın da erkek çocuklarımızın da ayrımsız en az lise mezunu olmasını sağlamak. Öte yandan bilinçlenme ve eğitimi her yavrumuza ulaştırmak ve üniversitelerinde 76'dan 208'e çıkarmak suretiyle her ile üniversite kurmak suretiyle başka şehirlere yavruları gönderme imkanı bulamayan velilerimize kendi ilinde evladını okuması için üniversiteye gönderme imkanı sunmak, Türkiye'nin bütün illerini bilimsel rekabetin bir ortağı paydaşı haline getirmek ve nitelikli insanlarımızı çoğaltarak Türkiye'nin gücüne güç katma düşüncesiyle iyi niyetli bir anlayışla yapalım. Önümüzdeki 2012 yılından bugüne baktığımızda 2012 milattır. O tarihten sonra artık Türkiye'de en az vatandaşlarımız lise mezunu. 2002 yılında Türkiye'de 1,5 milyon üniversite öğrencimiz varken şu anda Türkiye'de okuyan üniversite öğrenci sayısı 8,5 milyon. Yani 7 milyon evladımıza üniversitede okuma imkan ve fırsatı sunuyor. Bu güzel bir şey.
Buna eleştirenler de var. Ama Amerika gibi bir ülkede 4500'den fazla üniversitenin olduğunu hesap edersek, Türkiye'deki nüfusa göre üniversite sayısını oranladığımızda bizim alacağımız daha müsaade olduğunu görürüz. Dünyanın gelişmiş ülkeleri, üniversitesi az olan ülkeler, üniversitede okuyan öğrenci sayısı az olan ülkeler değil. Baktığınızda rakamlara, üniversitesi çok, üniversitede okuyan öğrencisi çok olan ülkelerin daha geliştiğini görüyoruz. Onun için yüksek öğrenim vermek, hatta yüksek lisans ve doktora öğrenimini arttırmak bizi güçten daha büyük bir güce ulaştıran önemli alanlar. Bunu bazen anlatamıyoruz. Sadece üniversiteleri iş maksadıyla değerlendirenler oluyor. Ama üniversiteler bir yandan bizim iş gücü ihtiyacımızı karşılamak için nitelikli adam yetiştirirken, nitelikli insan yetiştirirken öte yandan da Türkiye'yi bilimsel rekabete dünyada ortak ediyor. Öte yandan da daha önemlisi insanımızı daha nitelikli bir şekilde yetişmesine ve geleceğe hazırlanmasına katkı veriyor. Biz bütün bunlarla beraber İnşallah birlikte büyük bir çabayı ortaya koyacağız ve yeni dönemde Şanlıurfa'ya ikinci bir üniversiteyi kazandırmanın hazırlıkları yapacağız. Belki bir teknik üniversite olmak durumu olabilir, belki farklı bir şey ama bir hedefimiz Urfa'mıza yeni bir üniversiteyi de kazandırmak. Öte yandan Şanlıurfa'da görüyoruz ki Kıbrıs'ta ve başka ülkelerde kendi parasıyla üniversite okuyan çok evladımız var. Türkiye'nin değişik illerindeki vakıf üniversitelerinde de okuyan çok evladımız var. Şanlıurfa'nın da çok kıymetli imkanı olan insanları var. Onlarla görüşmelerimiz olacak. Belki Şanlıurfa'ya bir vakıf üniversitesi kazandırma imkanımız olursa Şanlıurfa'nın insanları Kıbrıs'a gidip başka evlere gidip onca masraf yapacağına masrafı da aşağı düşer, kendi evinde de evlatlarını okutma ve yüksek öğrenim almasına fırsat verme imkanı bulacaktır. Yeni dönemde bunun üzerinde de duracağımızı buradan özellikle ifade etmek isterim. Tabii valimiz ifade ettiler, biz bundan sonra 12 ay, yıl 12 ay, her ay 12 tane Şanlıurfa'mızı, her ay bir tane, yılda 12 tane Şanlıurfa'mızın hizmetkarı olan kamu kurumlarının faaliyetlerini burada bir özet, ondan sonra da istişare yapacağız ve her sene bunu tekrar edeceğiz. Örneğin Milli Eğitim'i gezecek sene yine konuşuyoruz. Sağlığı yine konuşuyoruz. Sanayi yine konuşuyoruz. Tarımı yine konuşacağız. Her yıl bunu tekrarlayarak kendimizi de gözden geçirecek. Biz siyasiler olarak biz de gözden geçirecek. Ve herkes bunun Urfa'nın denetimine bütün faaliyetlerin açıldığını da görecek. Biz bir nevi de Şanlıurfa'lı hemşerilerimize de hesap vermiş olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ikincisini de Nisan'da sağlıklı yapacağız ve devamında gelecek. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz.